Şimdi Washington'a bağlanma zamanı, her zaman olduğu gibi değerli dostum ve meslektaşım Ali Çınar hazır Washington'da. İyi akşamlar, iyi günler Ali Çınar. Ben alışkanlıkla hep iyi akşamlar diliyorum ama orada daha henüz öğlen bile olmadı sanıyorum. Neyse lafı uzatmayayım. Şu anda bir düşmanlık gösterisiyle mi karşılaştık? Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Türkiye aleyhine iki tane tasarının geçmesi 400'ün üzerinde bir çoğunlukla tamamen Türkiye'ye biz ilişkileri kesmeye hazırız mesajı olarak aslında algılamakta fayda var. Zira bu yapılan art niyetli, utanç verici adımlar Türk-Amerikan ilişkilerini germeye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmeden önce de yapılan bir provokasyon ve bir adım olarak aslında nitelemekte fayda var Ardan Bey. Şimdi bu gösterinin temelinde belirli lobiler var, anlaşıldı. İsrail lobisi var, Rum lobisi var, Ermeni lobisi var. Bu lobilerin atakları mı bu işi körüklüyor? Yoksa Türkiye'nin dimdik duruşu Amerika'da herkeste bir gerginlik mi oluşturdu? Şimdi Türkiye'nin tabii ki dimdik duruşu, dış politikada yaptığı adımlardan rahatsızlık dışında Türkiye'nin Suriye'de yaptığı Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarısı aslında burada çok ses getirdi, oyunu bozdu. Bu oyunu bozmasından dolayı rahatsızlık çok üst düzeyde. Bununla beraber de bir fırsatçılık diyelim. Yani Ermeni diasporası diğer anti-Türk gruplarını alarak hep Nisan ayında bunu dinlendirirlerdi. Kasım'dayız. Bir anda işte Suriye konusundan dolayı ortam gergin. Arada biz bunu da çıkartalım tarzında tamamen Türk düşmanlığı, Türk fırsatçılığı, tamamen dediğiniz lobilerin aleyhte çalışmalarıyla bir gerginlik ortamı yarattılar ama fırsatçılık ve gambazlık olarak da nitelemekte fayda var ama Türkiye anında cevabını verdi. Hiçbir karşılığı da yok iki tasarının da. Peki ağırlıklı olarak hangi lobi devrede? Biz biraz da düşmanımızı tanıyalım. Benim tahminim, yani sen söylemeden tahminimi söylüyorum. Bu tür atakları bu kadar seri gerçekleştirebilecek güçte değil Rum, Yunan ve Ermeni lobisi. Geriye bir tane lobi kalıyor. Doğru mudur? Evet, yani bugün Ermeni diasporası APEC, yani İsrail lobisinin en önemli kurumunu ziyaret etti sabahleyin. İşte. Ve bununla ilgili mesajlar yayınladı. Bu arada tabii Amerika'nın İsrail'e olan yakınlığı, kongre üyelerinin İsrail'e sürekli ziyaretleri, sessiz politika yapsalar da arkada görünen o ki kongrede büyük destekleri ve çalışmaları oldu. Bu kesin. Zira eski dönemde İsrail lobisinin Türkiye'ye desteğini biliyoruz. Evet. Ama artık dengeler değiştiği için şu anda tamamen aleyhte bir çalışma var. Bunda da tabii diğer Türk anti-Türk grupları ile beraber daha da alevlenmiş durumda. O detayı alabilir miyim eğer hazırlıklıysan? Bu Ermeni lobisinin yetkilileri AIPAC'a mı gittiler? Orada beraber ne tür işler çevireceklerini mi konuştular İsrail lobisiyle? Evet, sabahleyin Ermeni diasporasının önemli kurumu ANKA AIPAC'ı ziyaret ettiği ile ilgili hem mesaj da yayınladı, resimleri de var. Tabii ki detay verilmedi ama konu tabii ki Türkiye konusundaki aleyhte tasarılar ve Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulması üzerine. Zira Türkiye'nin Suriye'deki dengeleri bozması ve Orta Doğu'da artık sessiz kalmayacağını dimdik hem sahada hem masada göstermesinden dolayı ciddi bir rahatsızlık var zaten. Şimdi bizim bu Doğu Akdeniz'deki kararlı durumumuzdan dolayı son 1-1,5 yıldır zaten Rum-Yunan lobisi ile İsrail lobisi bayağı sıkı fıkı olmuş idi. Tarihte ilk defa Yunanistan'la İsrail'de bir stratejik ittifak geliştiriyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bu yaşanılanlar, siyasette yaşanılanlar Amerikan kamuoyunu etkiliyor mu Türkiye aleyhine? Açıkçası genel, yani Amerikan halkına indiğimiz zaman Türkiye çok böyle gündemde yok. Şu anda gündemde olan Amerika'nın iç politikası, 2020'de seçimlerin ne olacağı, ekonomik anlamda
maddi durumları ne olacak, ekonomik paket konusu, işte evet. sağlık konuları, yani daha çok iç politika ile ilgili konular var. Türkiye konularına aleyhte ağırlıklı çalışan yanlı bir Amerikan medyası var ki şu anda ciddi olarak YPG, PKK'nın savunuculuğu yapmaya başladı birçok medya kurumu. Evet. Bunun dışında Kongre'de Türkiye rahatsızlığı, bilhassa Suriye operasyonundan dolayı rahatsızlık var, ama genel sorunuza cevabım, kamuoyunda bu kadar Türkiye düşmanlığı yok. Kamuoyundaki aslında genel gündem iç politika ile ilgili. FETÖ'cülere gelelim. Cumhurbaşkanı da dikkat çekti konuya. Enes Kanter'in orada ne hatlar çevirdiğini de gördük. Sosyal medyadan da izledik. FETÖ'cüler bütün bu düşman lobilerle bir arada mı çalışıyor? Evet, yani inanılmayacak derecede attıkları mesajlar, görüşmeler. Evet. CNN'de kalkıp FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye Kürtleri katlediyor tarzında mesajları. Evet. Yani kabul edilmesi bırakın, vatan hainliğini geçmiş durumda. O nedenle burada tüm anti-Türk grupları ile FETÖ gruplarının yakın çalışması evet. devam ediyor. Zira İlhan Ömer adlı kongre üyesi çekimsel kullandığı sözde Ermeni soykırımına, dün Enes Kanter bu kongre üyesine de saldırdı ve ağır eleştirdi. Yani Rum'dan, Ermeni'den beklenecek hareketlerin daha beterini FETÖ'cüler maalesef yaparak ortada, Türkiye'yi biz temsil ediyoruz diye de kongre koridorlarında geziyorlar. O anlamda çok acınacak bir durum. Evet. Üzülecek bir durum, ama Türkiye dimdik yoluna devam ediyor. Bu anti-Türk gruplarının ne olduğunu, kimlerle iş yaptığını da herkes görüyor. Evet, bence o Amerikan kongrelerini biraz da bizim doldurmamız gerekiyor. Gerçi senin başında olduğun Heritage Foundation mükemmel çalışmalar yapıyor. Buradan bir abin olarak tebrik ediyorum, ama işe biraz daha yüklenmemiz gerekiyor. Doğru mudur? Evet, yani Amerika'dan ki çalışmalar yeterli diyemeyiz. Evet. Maalesef daha da fazla olması gerekiyor. O nedenle Türkiye'den önemli heyetlerin gelmesi, bilhassa kongrede parlamenterlerin ziyaretleri önemli olabilir. Bravo. İşte PR medya ayağı da önemli. Dediğiniz gibi bu ziyaretlerin artması, herkesin elini taşın altına koyarak sadece sosyal medyada internet kahramancılığı değil, herkesin sahada da bir olarak çalışması gerekiyor. Bir tane Türkiye var, Ardan Bey. Çok teşekkürler Ali Çınar. Her zamanki gibi fevkaladeydi. İyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar. İyi akşamlar.